Bu çölün kenarında yıkık bir ülke. Kendi düşmanlarla kanlı buluşmalar. Yıllarca süren savaş. Ondan sonra içeride ve dışarıda saygıyla tanılan yeni vatan, yeni sosyete, yeni devlet. Ve bunları başarmak için arasız derinler. This way? Börek aldık. Abi hostelden iki arkadaşla beraber geziyorum. Az önce börekçiye gittik, börek aldık. Börekçi sordu nerelisiniz dedi. Arkadaşlardan bir tanesi ben yarı Yunan yarı Kanadalıyım dedi. Diğeri ben yarı Koreli yarı İngilizim dedi. Ondan sonra ikisine de tamam dedi. Sen nerelisin? Ben dedim Türk'üm. Adamın gözler şöyle bir açıldı. Harika dedi. Elini uzattı, el sıkıştı. Tanıştığıma memnun oldum dedi. Şimdi Atatürk'ün evine doğru gidiyoruz. Hostelden iki arkadaşımla. Yalnız Selanik bayağı kaotik bir şehir. Her yerde arabalar, insanlar, böyle korna sesleri, çarpık kentleşme, acayip acayip evler çıkıyor karşınıza. Bir apartman, bir müstakil ev, böyle hep karışık karışık. Burası Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu. Ve önünde her zaman böyle polis arabası, ileride de polisler bekliyor. Selanik Başkonsolosluğu burası. Önünde hep Yunan polisi beklermiş burada. Şimdi buraya geldik kahve içmeye. Börek aldık, kahve aldık. Yanımızdaki dükkan bak ne satıyor. Adet 5 Selanik çantaları. Şu anda oturduğumuz yerde tam karşıda Atatürk'ün evi var. Böyle bir manzaraya karşı oturup şimdi kahve içeceğiz abi. Atatürk'ün evi tam olarak konsolosluğun bahçesinde bulunuyor. Burası arka taraf konsolosluk, şurada konsolosluğun tellerini görüyorsunuz. İçinde de Atatürk'ün evi var. Etrafta da polis koruması var. Türk konsolosluğunu ve Atatürk evini korumak için. Ve tarihte de hiçbir zaman bu eve karşı herhangi bir saldırı olmadı. Evet, Atatürk'ün evine girdik. Şimdi metal dedektörden geçiyoruz ilk önce. Herkes Türkçe konuşuyor. Burası evin konsolosluk bahçesinden görünen kısmı. Şuradan şimdi yürüyüp içeriye gireceğiz. Burası da konsolosluk binası. Aslında normalde Atatürk'ün evinin dış cephesi buna yakın bir renkte pembeymiş. Ama son zamanlarda herhalde biraz bakımsız kalmış. Yine bir boyamaya ihtiyaçları var. Nar ağacı var burada. Bu ağaç Mustafa Kemal Atatürk'ün babası Ali Rıza Efendi tarafından dikilmiştir. Mustafa Kemal çocukluğunda bu ağacın altında oynamıştır. Atatürk'ün çocukluğunun geçtiği bu bahçedeki nar ağacını görüyorsunuz. Ali Rıza Efendi'nin diktiği nar ağacı. Ağacı da korumaya almışlar, böyle etrafına zincir çekmişler. Sonradan tabii böyle her tarafa apartmanlar yapmışlar. Burası şehrin en kaos yerlerinden bir tanesi olmuş artık. Çok kalabalık, çok işlek caddelerin içinde kalmış ev. Şimdi şurada Atatürk'le ilgili evin öyküsünü anlatan bir yazı var. Yazıda anlatıldığına göre 1937 yılında Selanik Belediyesi tarafından satın alınan bu evin anahtarı Atatürk'e teslim edilmiş ve burası Türk toprağı olarak kabul edilmiş Yunan hükümeti tarafından
Ve yanına da Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu yapılmasına karar verilmiş. Şurası Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu. Burası Atatürk'ün evinin, bahçesinin bugünkü hali. Ve şimdi de eve giriyoruz. Evin orijinal halinin minyatürü çıkıyor karşımıza burada. O zamanki yıllarda Selanik'in görüntüleri çıkıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün kişisel eşyaları, kullandığı çatal, bıçak, kaşık, Hüseyin Avni Köprülü, Ali Şevket Üsküp, Abdülbaki Üsküp, Mustafa Kemal Selanik, trigonometriden 45, hendeseden, geometriden yani 45, tarih dersinden 45, kitabet 44, Fransızca 44, resim 20, tarama 20, jimnastik 20. Yekün 283. Ama okulun en başarılısı Ahmet Tevfik Efendi'ymiş galiba. 284 almış o. Belki de hoca onu çok seviyordu. Ondan fazla yüksek verdi. Burada Zübeyde Hanım'ın balmumu heykelini görüyorsunuz. Kendi orijinal giyimiyle. Teşekkürler Zübeyde Hanım. Böyle bir evlat yetiştirdiğin için. Atatürk'ün kız kardeşi Makbule. Annesi Zübeyde Hanım. Burada da Atatürk'ün Selanik Rüştiye-i Askeriyesi'ndeki transkripsiyonu, yani aldığı notlar. Mustafa Kemal Ahmet Subaşı. Yekün 443. Gördüğünüz gibi her okuduğu okulda okulun en başarılılarından bir tanesi oluyor. Bir puanla onun önüne geçenler var ama kanaat notu mudur artık nedir bilemiyorum o. Burası mutfak. Evin mutfağı. O zamandan kalma mutfak araç gereçleri. Lavabo var şurada tam karşıda. Ocağın bulunduğu yer şurası. Yemek masası. Çok mütevazı bir mutfak işte. Genç Mustafa Kemal Atatürk. Buradan aşağı inelim. Bu arada evin tahtaları bayağı bir gıcırdıyor. Bayağı eski bir ev olduğu için sürekli gıcırdama sesleri duyuluyor. Aa, bu fotoğrafı çok severim ben. Evdeki eşyaların çoğunu alıp götürmüşler Türkiye Cumhuriyeti. Böyle duvarlara sadece fotoğraflar bırakmışlar. Atatürk'le ilgili kitaplar var burada. Atatürk hakkında yazılmış o kadar çok kitap var ki. Bu masaya da Atatürk'ün fotoğraflarını koymuşlar. Atatürk'ün manevi kızıyla fotoğrafları var burada. Çocuk bizi demek çalışmalarıyla önce çocuk olarak bırakıldığı gün 1927'den itibaren de çocuk olarak kutlanmış. Sonraki yıllarda yapılan Atatürk ve Afet İmam kutlamalar geleneksel bir hale getirilmiş. Çalan müzikler ne güzel değil mi? Gel bakalım çocuk. Atatürk hangi yaşta olursa olsun çevresindeki sevdiği kişilere Rumeli ağzıyla çocuk diye seslenirdi. Çocukluk onun için tazeliği, geleceği ve masumiyeti simgeliyordu. Yurt gezilerinde nereye giderse gitsin, çocuklarla bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyordu. Şimdi evin en üst katına çıkıyoruz. Burada Ankara fotoğrafları çıkıyor karşımıza. İstanbul 1899-1919.
Ev gördüğünüz gibi böyle genelde bomboş duruyor. Atatürk bu odada dünyaya gözlerini açtı. İstanbul'da kapadı. Bazı bir takım özel eşyalarını getirmişler. Mustafa Kemal Atatürk'ün Kara Harp Okulu künye kaydıymış bu. O meşhur fotoğraf, Atatürk yabancı konuklarıyla birlikte yemek masasında. Burada da kül tabloları, puro, kibrit, tesbih gibi Atatürk'ün bazı kişisel eşyaları var. Tasın gövdesinde Osmanlıca Gazi Kemal ibaresi bulunmaktadır. Kemal ilk harfi Latince tersten K harfi biçiminde yazılmıştır. Adeta bu yazı içinde Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçiş temsil bulunmuştur. Tasın gövdesinde K harfini. Ha şu. Burada tasın gövdesinde gördüğünüz gibi bir harf var. Bu yazı içinde Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçiş temsil bulmuş. Bu Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı mührü. Ankara fotoğrafları çıkıyor karşımıza burada. Atatürk bir eldivenini çıkarmış bir halde. Şu anda bize bakıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Atatürk'ün yeleği, bastonu, eldivenleri, ayakkabıları, terlikleri, kravatı, kahve fincanı, gümüş bir zil, kartvizitlik. Kapağın üzerinde altın sarısı metalden K harfi, kutunun içinde kağıtta Osmanlıca Latife Mustafa Kemal yazılıdır. Atatürk'ün evine girerken kapıda hiçbir şekilde ücret alınmıyor. Geniş güvenlik önlemi var. X-ray cihazından geçiyorsunuz. Şurada ileride tuvaletler var. Evin bakımını ve giriş çıkış kontrolünü Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu yapıyor. Burada Ali Rıza Bey'in Atatürk daha çocukken diktiği nar ağacını görüyorsunuz. Burası Rotunda. Rotunda. Eskiden paganizm dininde kullanılıyormuş. Daha sonra Ortodoks dinine geçince Ortodoksların mabedi olmuş. Şu anda kapalı olduğu için göremiyorum. Burası Atatürk'ün evine yürüme mesafesiyle 2-3 dakikalık bir yerde. Müthiş güzel bir tarihi eser.
çok güzel bir kemer görüyorsunuz burada. Selanik'te Atatürk'ün evine çok yakın ve limana, deniz kenarına da çok yakın bir yerde duruyor. Üzerindeki mermer işlemeler hala günümüze kadar güzel bir şekilde gelebilmiş. Bazılarının yüzleri çok deforme olmuş ama hala güzel duruyor. Şurada karşıda da bir kilise var. Burası gerçekten Selanik'te görülmesi gereken yerlerin hep bir arada olduğu bir yer. Yani şuraya bakıyorsun abi, burada karşına yanında minare benzeri bir yapıyla eski bir tarihi eser çıkıyor. Burada bir kilise var ve arkamızda da bu kemer var. Şimdi deniz kenarına doğru gidiyoruz. Burası Selanik'te trafiğe kapalı bir cadde. Buradan insanlar yürüye yürüye tarihi kalıntıların arasından denize doğru gidiyorlar. Ama galiba denize girilmiyormuş. Çok kirli olduğunu söyledi arkadaş. Bakın böyle yürürken karşınıza hep tarihi yapılar çıkıyor. Şöyle göstereyim. İleride de tarihi bir duvar kalıntısı var. Ha. And there's a bird here. Historical bird. It's been here for thousands of years. Şu ilerden geliyoruz böyle yürüyerek. Şurada bir kilise daha çıktı karşımıza. Burası da işte Ege Denizi. Evet, şimdi Ege Denizi'ne geldik. Selanik'te sahildeyiz. Buraya Beyaz Kule deniyor, White Tower. 6 euro ödeyip girebiliyorsunuz. Ondan sonra Selanik'i, kuş bakışı tepeden görüyorsunuz. Çok az bir yükseklik var, hani değer mi 6 euroya bilmiyorum. Bunlar da turist tuzağı olan tekneler. Buna biniyorsun işte, tanesi 5-10 eurodan bira satıyorlar. Şurada tersaneler, gemi yükleme alanları, kruz gemileri, liman, ileride otobüs terminali ve tren garı da var Selanik'in. Şimdi biz bu tarafa doğru devam ediyoruz. Burası Selanik'in büyük meydanı. Oh, karşımızda Vietnam bayrağı çıktı. Yunan bayrağının yanında Vietnam bayrağını görüyorsunuz. Şuradan birazcık yukarıya çıktığınız zaman da Fenerbahçe bayrağı var. Fenerbahçe bayrağı mı artık, başka bir sembol mü onu bilemiyorum ama yırtık pırtık, renkleri solmuş. Burada böyle Jamaikalı insanları görebilirsiniz sokaklarda. Bunlar bileklik satıyorlar. İnsanları böyle bir kandırıyorlar. Önce diyorlar ki sana hediye edeceğim bunu. Sonra diyor ki gönlünden ne koparsa ver diyor. Öyle bir taktikleri var. To be fair, that was the same for me in Korea. Okay, it's a little bit far. Yeah. It's a bit further than back. It was nice to have my speaking time. Yeah, totally. Selanik'in her yerinden tarih fışkırıyor. Eski Roma İmparatorluğu, Bizans ve Osmanlı tarihi. Her yerden kemerler, surlar, duvarlar.
eski taşlar, binalar görebiliyorsunuz. Neighborhood organized against cops. Bu civarlar, yani bu mahalle polislere karşıdır diyor. Yunanistanlı polisleri hiç sevmiyorlar. Sonunda Selanik'teki o kaleye çıktım. İşte burası kalenin surları. Sonunda geldim buraya. Oh. Acayip yüksek burası. Çok uzun sürdü. 25 dakikadır yürüyorum şuraya çıkabilmek için. Vay be. İşte eski Roma İmparatorluğu, Bizans zamanında kalma surlar. Selanik'in en tepesi. Şurada hala sur kalıntılarını görüyorsunuz. İleride bir geçit var. Buralar biraz böyle gecekondu mahallesi gibi yerler. Buralarda çok dar gelirli insanlar yaşıyor. Şuradan deniz manzarası izleyebiliyoruz. Evet, aşağıda 6 euroya manzara izletiyorlar. Beyaz Kule diye bir yerde, White Tower. Burada bedava abi. Burada bedavaya deniz manzarasını izliyorsun. Bütün Selanik'i görüyorsun burada. Hem de hiç para ödemeden. İşte bakın, bütün Selanik bu. Selanik'te güneş batıyor. Bir günün daha sonuna geliyoruz. Dar yollardan, ara sokaklardan inmeye devam. The Turkish nation is democratic by nature. Paşam 4 yaşında. İlk yavrusunu aldı. 18 okka kadar yemiye süt verir. Simmental. İklime alıştırıyorsunuz. İklime alıştırıyorum. Hem süt üzerine ve hem de et üzerine en yüksek. Yalısına varmadan Halil'im, aman koptu kıyamet. Vitez'de yalısına varmadan Halil'im, aman koptu kıyamet. Arkadaşım İbrahim Çavuş, Allah'ıma emanet.
yaş Allah'ıma emanet. Burası da aspat değil Halil'im, aman vites yalısı. Ciğerime ateş saldı, telli kurşun yarası. Burası da aspat değil Halil'im, aman vites yalısı.